Ulaştırma alanında dünyaya yön verenler Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'ta buluştu. Birleşmiş Milletler Küresel Ulaştırma Konferansı'nda Türkiye'yi temsilen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan katılıyor. Bakan Arslan, Aşgabat'ta TRT muhabiri Tayfun Öçal'ın canlı yayın konuğu. Hemen kendilerine dönelim ve sözü hemen kendilerine bırakalım. Türkmenistan'da ilk kez böyle bir zirve yapılıyor. Bir başka ilk de Birleşmiş Milletler bünyesinde ilk kez küresel çapta bir ulaşım zirvesi gerçekleştiriliyor. Bir de son var tabii, onu da söyleyelim. Ban Ki-moon Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu görevdeyken son uluslararası zirvesine katıldı. Bugün kendisi de konuşmasında belirtmişti. İşte bu zirvede Türkiye'yi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan takip etti ve Sayın Bakan şu anda da buradan, Aşgabat'tan konuğumuz. Ben hemen kendisine hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş. Ve bugün az önce siz de bir sunum gerçekleştirdiniz. Delegeler sizi dinledi. Orada eski İpek yolundan yola çıktınız. Modern İpek yoluna geldiniz ve bunun içindeki en önemli kavram olarak orta koridora dikkat çektiniz. Niçin? Efendim, teşekkür ederiz. Öncelikle iyi yayınlar diliyoruz. Geçmişte özellikle dünyanın ticaretin merkezi Orta Asya'ydı. Daha sonra bu tamamen batıya kaydı. Tekrar günümüzde o dünyanın ticaret merkezinin, ağırlık merkezinin doğuya doğru kaydığını görüyoruz. Hal böyle olunca da geçmişteki o tarihi İpek yolu tekrar çok önemli hale geldi. Dolayısıyla biz bunu bugün artık modern İpek yolu olarak adlandırıyoruz. Ve modern İpek yolunun burada yapılması, buradan doğu ile batı arasındaki ticaretin, taşımaların buradaki koridorlar üzerinden yapılması çok önemli hale geldi. Ve dünyada ülkemizin kuzeyinden ve güneyinden iki tane ana koridor var. Ancak artık gerek ülkemiz, gerek ülkemiz etrafındaki ülkelerle yaptığımız işbirliği çerçevesinde Asya ile Avrupa'yı ülkemiz üzerinden bağlayan orta koridorun biz parçalarını adeta tamamlıyoruz. Dolayısıyla orta koridorla ilgili söylediğimiz şudur ki, taşımalar bu koridordan olursa hem çok daha kısa mesafede hem çok daha uygun fiyatlarla oluyor. Bunu özellikle gündeme getirdik ve orta koridorun önemini vurguladık. Ayrıca ülkemize gelince de buradaki konferansta özellikle vurguladığımız şu idi: Türkiye bu koridorun farkında, bu koridorla ilgili gerek bölünmüş yollarıyla, gerek demir yolu koridorlarıyla, gerek bunları deniz limanlarıyla bağlayarak ve havacılıkta sağladığı gelişmeyle birlikte orta koridorun hakkını veriyor. Bu koridorun tamamını kesintisiz hale getiriyor ki bunun en önemli ayaklarından biriydi. Biz Avrupa ile Asya'yı denizin altından Marmaray projesiyle bağladık. Amacımız demir İpek yolunu kesintisiz hale getirmekti. Yine bugün vurguladığımız ve bu coğrafyanın çok önemsediği bir başka proje ise Bakü-Tiflis-Kars demir yolu projesi. Çünkü Avrupa'dan gelen demir yolu taşımaları, demir yolu yükleri Marmaray'ı kullanarak Kars'a kadar geliyor. Kars sonrası kesintili idi. Kars'tan özellikle Gürcistan'ın Ahalkele'ye kadar olan eksik kısmını ki önümüzdeki yıl başında inşallah tamamlıyoruz. Böylece koridoru Çin'e kadar kesintisiz hale getiriyoruz. İşte hal böyle olunca da Çin'den Avrupa'ya gidecek özellikle yükler, ki çok büyük yüklerden bahsediyoruz, deniz yolunda kullanarak 45 ile 62 gün, 62 gün arasında gidiyor. Bu kadar bir seyir mesafesi, bu kadar bir taşıma süresi bazen ekonomik olan ticareti ekonomik olmaktan çıkarıyor. Halbuki bunun yerine Türkiye üzerinden giden orta koridoru kullandığınızda seyir süresi 12 ile 15 güne, yani yaklaşık 3'te 1'e, 4'te 1'e düşüyor. Bu normalde ekonomik olmayan bir taşımayı dahi ekonomik hale getiriyor. Bir de bir şeyi daha biz çok önemsiyoruz. Çin ile Avrupa Birliği arasındaki 2020'deki ticaret hedefi 800 milyar dolar ve yükler olarak da 240 milyon ton yükün taşınması öngörülüyor. Dolayısıyla biz istiyoruz ki bu yükten ülkemiz adına bizim yeteri kadar payımızı alalım ve ticaretimizi geliştirelim. Ülkemiz üzerindeki taşıma koridorlarından yeteri kadar yararlanalım. Bugün özellikle konferansta bunları vurguladık. Biz bölünmüş yolları bugün 25 bin kilometreye getirerek ülkemizin gerek doğu batı gerek kuzey güney eksenindeki koridorları tamamlayarak bu karayolu taşıma koridorlarını tamamlıyoruz. Marmara ile birlikte, Bakü Tiflis Kars'la birlikte, Halkalı'dan Kapıkule'ye eksik olan kısmı tamamlayarak, Kars'ın da sonrasını tamamlayarak ülkemizi bir boydan bir boya yüksek hızlı trenlerle ve hızlı trenlerle
modern demir ipek yoluyla donatarak demir yolu koridorunda tamamlıyoruz. Havacılıkta zaten geldiğimiz nokta herkesin malumu ve bir şey daha özellikle yapıyoruz. Hem demir yollarını hem karayollarını ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin limanlarına da bağlıyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Gerek Çandarlı'da, gerek Filyos'ta, gerek Mersin'de yeni büyük uluslararası limanlar yapıyoruz. Deniz limanları ki hub port deniyor bunlara. Bunların amacı şu: deniz aşırı ülkelerden gelen yükleri buralarda toplayıp buralardan tekrar dağıtımını sağlamış olmak. Böylece de orta koridoru çok daha cazip hale getirmek. Biz aslında bugün bu zirvede şunu görmüş olduk değil mi? Ülkemizde yaptığınız köprüler ya da yollar aslında büyük bir ticaret yolunun önemli bir parçasıymış. Gözümüzde canlandırmamız açısından orta koridor diğer ucuyla öbür ucu nerede? Bir onu bir söyleyebilir misiniz? Efendim, Avrupa'dan, Londra'dan başlayan bütün Avrupa'yı kat edip İstanbul üzerinden, Kars üzerinden Gürcistan, Azerbaycan ve Azerbaycan sonrasında da ikiye ayrılıyor. Aktao Limanı üzerinden Kazakistan'a, Türkmenbaşı Limanı üzerinden Türkmenistan'a gelen o iki koridor tekrar geliyor. Orta Asya ile ve Çin ile birleşiyor. Dolayısıyla Pekin'den Londra'ya kadar olan bir koridorun kesintisiz hale gelmesinden bahsediyoruz. Bunu çok önemsiyoruz. Siz de söylediniz. Elbette ki Türkiye'de yaptığımız her bir proje mahalline faydalı, mahalline katkı sağlıyor, ancak uluslararası koridorlarında bir tamamlayıcısı, halkanın eksik parçalarını tamamlayan projeler halinde. Mesela Yavuz Sultan Selim Köprüsü bu anlamda bizim için çok önemli bir proje. Çünkü hem karayolu koridorunu sürekli hale getiriyoruz, hem onun üzerindeki demir yolu projesiyle birlikte biz demir ipek yolunu da ayrıca bir kesintisiz hale getireceğiz. Çünkü Marmaray gündüz yolcuya hizmet edecek, gece belli bir saatten sonra yüke hizmet edecek. Ancak biz Çin'in bu 240 milyon tonluk yük hareketinden %10'unu alsak 24 milyon ton ediyor. Halbuki ülkemizde demir yolu marifetiyle yaptığımız bütün elleşleme 26,5 milyon ton. Yani bir o kadar yükü Bakü-Tiflis-Kars üzerinden Avrupa'ya göndermek istiyoruz. Hal böyle olunca da Marmaray buna yetersiz hale gelecek. O yüzden Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerindeki demir yolu bu ana koridorun alternatifi ve önemli bir halkası olacak. Yani ülkemizdeki bütün büyük projeleri aslında bu büyük taşıma koridorunun bir tamamlayıcısı olarak ortaya koyuyoruz. Bu bence çok çok önemli. Peki efendim, bugünkü zirvede hem mevkidaşlarınız da vardı, hem de bu bahsettiğiniz koridordan gelen liderler de vardı, o ülkenin liderleri. Toplu bir konsensüs var mı bu yol konusunda? Efendim, orta koridor sadece Türkiye'nin işine yaramıyor. Orta koridor Türkmenistan'ın, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, Afganistan'ın, Pakistan'ın, Çin'in hepsinin önemsediği bir koridor. Bu koridoru o yüzden bütün ülkeler çok çok önemsiyor. Mesela yarın özellikle Türkmenistan'la Afganistan arasında bir demir yolu projesi var, açılacak. Hani denebilir ki ya Türkmenistan'la Afganistan arasındaki demir yolundan Türkiye'ye ne? Halbuki öyle değil. Bu projenin açılmasıyla biz Türkiye'deki demir yollarını çok daha aktif kullanabilen ve ülkemizin ticaretine, ekonomisine katkı koyan proje olarak görüyoruz. O yüzden de Türkmenistan'dayız. 2 gün sonra Azerbaycan'dayız, Kazakistan'a gidiyoruz. Bütün amacımız bu projelerimizi, ülkemizin yaptıklarını bu coğrafyada anlatıp özellikle bu taşımayı sağlayanlara böyle bir koridorun avantajlarını anlatmak ve onlarla işbirliği yapmak. Sebebi özellikle demir yolu taşımalarında çok daha uzun vadeli planlamalar yapılıyor. 1 yıl önceden, 2 yıl önceden. Dolayısıyla bunu önceden anlatmak lazım ki insanlar bu koridoru tercih etsin. Bu koridorun tercih etmesiyle birlikte ülkemizin büyümesini, ekonomimizin, ticaretimizin büyümesine ve etrafımızdaki coğrafyalarla hem sosyal, hem beşeri, hem de ticaret anlamındaki ilişkilerimizi çok daha güçlendirelim istiyoruz. Dolayısıyla bu konferansta gösterdi ki her konuşan ülke özellikle bu koridorun öneminden, Türkiye'de yapılan projelerin öneminden bahsediyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Sayın Bakan. Altını çizdiği gibi Sayın Bakan'ın da aslında ne Türkiye'deki köprü tek başına Türkiye için, ne de Afganistan sınırındaki Türkmenistan'a ait bir demir yolu sadece Türkmenistan için önemli. Aslında hepsi uzun bir koridorun birer parçası. Bu zirvede bu konuşuluyor. Yarın da devam edecek zirve. Yarın akşam sona erecek. Ve Sayın Bakan'ın son anda bahsettiği o demir yolunun açılışı da bir sonraki gün gerçekleşecek. Biz de o açılışı izleyeceğiz. Neler olacağını da haberlerimizde aktarmaya devam edeceğiz.
Tayfun, teşekkür ediyoruz. Evet, Birleşmiş Milletler Küresel Ulaştırma Konferansı Aşgabat'ta başladı. Türkiye temsilen de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan seyirciler katılıyor. Canlı yayın konuğumuzdu. Bu bağlantıyla veda edelim. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.